Merhabalar. Merhaba Hulomcuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Alayım çok ben mersi, hemen. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi vallahi, haberler sende. Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. İyiyim, sağ olun. Oo, güzel bir masa görüyorum. Net. Evet, hoş geldiniz. Renkler çok buyurun güzel. Buyurun efendim, buyurun. Ah, hiçbir şey yapamamışsın. Çok teşekkür ederim. Hiç yemek yapamamışsın. Yok, yapamadım ya. Belli. Evet. Mutfağa hiç dokunulmamış. Girilmemiş. Ne oldu, baştan mı pes ettin yani? Evet. Yani başlamadım dedim, gideyim ben artık. Yani Bahar Hanım bana saldırmadan ben gideyim dedim ya. Vallahi Bahar, çok merak ediyorum ben de. Bugün neler biliyor musunuz? Olacak? Herhalde bombalar patlayacak ortada. Bana da öyle geliyor. Zil mi çaldı? Evet, evet. Zilimiz çaldı. Hadi bakalım. Misafirimiz Ziller geldi. Ziller boncuğun için çalıyor. Merhabalar. 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 Hoş bulduk. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. 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 Yetiştirmişsiniz galiba. Sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. 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 Nasıl, güzel olmuşsun? İyiyiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş Koray, Alev, Hatice, Bahar. Merhabalar Zahra Hanım. Çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Aa, bayıldım küpelere falan. Teşekkür ederim. Yani görüntü de güzel bir şey görsen. Evet. Değil mi? Yani televizyona çıkınca da, değil mi? Siz de kendinizi izleyin. Herkes, Bahar da çok hoş olmuş. Teşekkür ederim. Harikasınız. Sizin yakından görmek daha güzel. Çok teşekkür Buraya ederim. Buraya biraz uzak kaldıydı. Yakınlaşıyorsun gitgide. Evet, çok iyi. Bir süre sonra burada abi bakacaksın, yanındasın. Evet. Evet, hemen masasına da bakın sevgili Hulomcuğumun. Masa benim için geçerli. Benim geçerli, için geçerli oldu mu? Tamam o zaman, güzel. Evet. Sevindik buna. Geldiniz bu arada tekrar. Hoş bulduk. Sen nasıl buldun Bahar masayı? Güzel, sade. Güzel. Güzel ama çiçeği falan canlı herhalde. Evet, canlı. Evet, bravo. Güzel. Tabaklar falan bizim ama bunlar senin, runner'lar evet falan herhalde. Yok, bu da sizden kullandım. Bu da müze ama güzel, uyumlu bak, tertemiz, evet, açılmış servisler. Mutfağa bakmak isteyen var mı? Evet. Evet. Ya da sen müsaade eder misin? Buyurun, tabii ki de müsaade ediyorum. Tabii ki de. Komple mi? Ben gelebilir miyim? Daha iyi, çok kötü. Bağırın, size yasak. Bunu da söyledim. Göz görmeyince gönül katlanır ama. Herkes gidiyor zaten, ben de geleyim. Dün de ben size ısrar ettim ama sizden izin vermediniz. Ama ben hiç kimseyi almadım. Tek iki kişiyi almamazlık yapmadım yani. Ben, o zaman benim de gelmem lazım. Tek iki kişi sizden zaten izin istedi. Ben istemedim. Hayır, siz de evet ısrar ettiniz. Ben hayır, dedim, ben hiç o gün, giremez. Ben size dün tepkimi koydum. Ama şimdi bak, mesela iki kişi aldıysam benim de almalı. Ama mutfağımızın bir kapasitesi var. Kontenjan var. Yok, yok, ben çok her sene mutfak alımlarımız belli bir kişi sayısı. Kenardan kenardan ekstra görebilirsiniz. Ekstra sınava girmeniz lazım. Tamam, geliyorum o zaman. Hayır, gelmeyeceksiniz. Öyle bir yok. Niye? Siz bana dün yardım edeyim dediğimde hayır istemiyorum dediniz. Ben de istemiyorum. Yormadım misafirlerimi. Daha ne istiyorsun? Dünden veto'yu yedin sen. Ben de sizi yormak istemiyorum. Güzel kalbiniz yorulmasın. Ay. Yemeklerimin lezzetini bulun. Yemek yani, arkadaşlar bulmayacak o zaman yemeklerin lezzetlerini. Nasıl buldunuz mutfağımı? Çok güzel bulduk. Tertemiz. Geçerli, geçerli bizim için. Yemeklerimizin üzeri kapalı. Temiz. Teşekkür ederim. Yetiştirmişsiniz. Evet. Tebrik ederim. Tebrik ederiz. Buyurun gerçekten. Ne yapıyorsunuz? Hadi gelin. Nasıl mutfak? Merak eden var mı? Hemen cevaplayalım. Evet arkadaşlar. Evet Bahar'a izin vermediği için arkadaşımız. Şeye söyleyin hadi. Yani onun izin vermeme sebebi Lessinki bir olmamalı. Çünkü tertemiz mutfaklar içeride. Değil mi? Evet tertemiz. Kolay ben bir menüsü. Ben her şeyin kapalı. Efendim? Kolay bir menüsü. Efendim bir daha kolay söyleyin, kolay. Kolay. Kendi de inanmıyor bence bunu söylerken. Kolay yok, yok, kolay. Biliyorsun. Kolay evet bir menüsü var. Evet yani oynadım. Zuhal Hanım'la zaten kahve içtim. İyi yaptınız. Evet. Kahve içtim. Yani dün sizin yaptığınızı yaptım. Aa, çok güzel aynen olmuş. Ben aynı fikirdeyiz. Demek ki belki kolay. Kolay mı menüsü? Mantılar, kesinlikle börekler. Kolay, çok kolay bir menüsü. Başka buna hamurları kendi haşladığınız eti koydunuz. Bana verdiğiniz 4 hamurları puanlar, 5 puanlar açtıysa gibi. Ben el açması yaptım. Haşladınız derken araştırmadınız, buradan belli biliyor musunuz? Neden? Yani mantım haşlanmıyor. Haşlanması, kızar biliyorum, buharda pişti. Şimdi mesela kızartmaya geçiyorsunuz. Birazdan herhalde şeye geçeceğiz. Nereye geçeceğiz? Banyoya kolay geçeceğiz. Bir menü değil. Oraya da değil geçeceğiz. Banyoya. Öyle bir gidiyor ki. Peki kızartma. Ama önce baş fasulyesi çorbasıyla evet bir geçiş yapacağız. Yemeğe doğru, başlangıç olarak daha doğrusu. Alayım. Menüne hakimim ha, onu söyleyeyim. Biliyorum. Ben de. Bir tek Zuhal Hanım. Neydi? Sitara pilavı mıydı? Evet, orayı ben Özbek pilavı çok yedim de. Baktık ben bulamadım. Ben de ama sitara olarak yok. Bir şey değiştirip yani isim koymuş gibi sanki kendi. Kendi uydurmasyon var. Gürbüz orada bir şey diyor. Özbekistan'da 25 farklı çeşit pilav var. Evet evet. Onlardan bir tanesi de sitara. Semerkant yöresine ait. Semerkant yöresine aitmiş. Hmm. Bahar Hanım bugün zaten dolmuş. Dolmuş dolmuş gelmiş. Yani yok şey.
araştırmamış bile. Mantıyı kızarttın diyor, haşladın diyor. Bence herhalde bir dün gününü çıkartmaya çalışacak. Ama ben de boş değilim. Güzeldir. Pilavları genelde yemek gibi olur. Bilmiyorum, yiyen var mı aranızda? Ben yedim. Yedim böyle havuçlu, etli benim falan. Benim eski elemanım Özbek'ti. Mantıyı da ondan yedim. Kim pardon? Eski elemanım, kuryem. Eski elemanım, ben de eski hanım anladım. Yok. Olabilir çünkü. Yok ya. Bekarsın değil mi? Bekarım. Niye? Yani yeni bekar oldum. Nasıl yarışmaya yani? Gelmeden önce bekar kalmış oldum. Evli miydin? Değildim ama hayatımda biri vardı. O yol üstünde gidiyorduk. Olmadı. Şimdi o zaman sen şu an yalnızım diyeceksin. Ha, yalnızım. Bekar olman için boşanmış olman gerekiyor. Evet, evet. Yalnızım. Ne zamandık bir ilişkiydi? 9 ay kadar olmuştu. Aa, ne oldu ya 9. ayda? Öyle olmuş. Kısmet. Ben de dedim herhalde yıllarca sürdü de böyle bir izin. 9 ayda fena değil ama. Yani yaşanmışlıklar bence daha önemli. Yani. Bence de. 9 ayda fena değil, bir seneye doğru. Hayırlısı buymuş. Kısmet aynen olsun. Herkesin yolu açık Hanım, olsun. Dün bana böyle dünkü masamla alakalı konuşmak istiyorum. Yemeklerimle tabii, alakalı konuşmak tabii istiyorum. Tabii. Şimdi arkadaşlar dün ben çok yorgundum zaten. Ayrıyetten yani biraz da durgunluk vardı. Sen mi durgundun? Ben durgundum dün. Pek biraz durgun, durgunum. Hatırlamıyorum ama. Ama arkadaşlar maşallah, mesela hani bana 4 puan yani veren arkadaşlarımız oldu. Hatice Hanım evet gibi. Bir tek Hatice Hanım. Bir tek Hatice verdi 4 evet, ya. Herkes 5 puan. 5 puan da çok yüksek bir puan değil. Ben çok izliyorum evet yemekteyiz. Çoğu zaman eksik menüye bile 5 puan 6 puan verilirken. Oluyor ben evet o kadar uğraşmışım yani. Sonuçta hamur yoğurmak yani bulguru yoğurmak. Ondan sonra buğdayı haşladım. Neye hazır almadım nohutum. Neye yoruyorsun bunu? Neden? Peki neye bağlıyorsun çok bu durumu? Çok düşük puanlar verdi. Kendileri de oynadılar. Neden öyle yaptılar? Yani kendilerine oynadı. Kendi yani günlerine oynadılar. Hepsi ama. Bir de hani mantıklı yorumlar da yok. Sözde. Hani çorba mesela çorba olmuş. Mesela hiçbir şey eksiğim yok. Eksik masaya hani eksiksiz masaya 3'ten başlıyor zaten. Doğru. 1 puan mı veriyorlar o kadar yemeğe? Sadece 1 puan. Yani sanki bir dünya bir şey yapmış gibi neyi savunuyor anlamıyorum. Hali savunma peşinde. Ben olsam susardım valla. Evet özellikle sana soruyor çünkü 4'ü sen verdin. Zaten ben masada dün olanlara inanamadım. Çünkü herkes benimle aynı fikirdeydi. Bütün arkadaşlar beğenmedi aslında. Biz ama ilk gün heyecanını ekledik 1 puan olarak. Siz o 2 puana mı şaşırdınız? Tamam neden? O zaman şöyle ilerleyen günlerde şu olacak o zaman. Herkes masada bir yemek beğenen. Sizin puanlarınız büyük bir ihtimalle 6'dan başlamak durumunda. Evet, mantıken öyle. Mantıken öyle yani. Çünkü normalde ben bu kadar olumsuz eleştiriler duyduğum bir masada 5'leri görmüyordum. Sen serzenişinde haklısın. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Normalde yemek beğenip 3-4 veren var. Çok kızıyoruz. Evet. Geri geldiğinde de diskalifiye ediyoruz zaten. Ama mesela bu kadar sert eleştirilere ben de daha ziyade 4 falan verirsiniz diye düşündüm. Tabii ki 5'te düşüktü. Ama hani yani 4 verince ben çok şaşırmadım açıkçası Hatice. Ben de verdiğim çünkü puanı. Çünkü normalde bu kadar çok olur. Yani hiç kimse hiçbir şey beğenmedi. Ben size bir şey yani benim, yorumlarına göre iyi verdiler. Benim emek verdiğim bir şey var. Masa, karşılama. Emeğine verdim zaten. Herkes verici bu emeğine. Emeğine 1 puan mı? Evet emeğine 1 tamam, puan tamam ben verdim de o zaman siz ne çünkü yaparsanız emeğinize. Çünkü masada çünkü 3-4 emek verip 5 veriyorlar da bizde. Size emek vermediğiniz sürece ben de aynı şekilde size karşılık vereceğim o zaman. Masadan aç kalktım. Aynı şekilde size karşılık vereceğim. Baktım ki sizin el açmanız yok. Basit bir menünüz var. Size de aynı cevabı vererek. Aynı cevabı veremezsiniz. Eğer sizin gibi önüme bak, arpa şehriyi çiğ getirirsem okey. Çabalayıp eğer hayır, ben bu kadar çabalayıp hiçbir sonuç alamıyorsam bak siz sadece 1 puan veriyorsanız 3 puandan başlıyor yani 1 puan veriyorsanız aynı şekilde ben de size karşılık vereceğim. Eğer şekilde yemekler olmazsa herhalde. Yemekler olmazsa eğer ben evet tadını beğenmezsem de el açması benim gibi uğraştırıcı bir menüsü yoksa ben el ona açması vermem. Neyin vardı? Yani el işçiliği çok olan ürünüm vardı. İşçi ha köfte el vardı. El açması başka bir şey tane çünkü. Bir tane içli köfte o da olmamıştı ya ne yazık Bahar ki. Bahar Hanım size önünüze göre ben arpa şehriyi çiğ getirdiniz. Çiğ değildi. Ya nasıl bir şey o emekten size vereceğim yani. Güzel yapabiliriz. Yani güzel yapar belki. Böyle bir şey düşünmesi yanlış bir şey şu anda. Daha görmeden emekten vereceğim diyor. Olmaz ki bence intikam alacak. Orta pişmiş. Orta pişmiş. Orta pişmişse yani Bahar Hanım. Orta pişmiş. Ben beğendim yani. Gerçekten beğendim mi? Samimi dürüst ol ya. Ben beğenmene imkan yok o şeyi. Arpa şehri. Yani biraz yani beğendim. Gerçekten çok affedersin tamam, ama fecaat bir şeydi. Tamam, içli köfte. Yani ben takıldım. Ya çok mu pişmiş diyeyim, çok mu diri? İkisini de diyemiyorum. Hayır, sadece bir salatadan vuruyorsunuz. Çorbam çok i̇çli güzeldi. Köfte. Hiç kimse onunla tamam, alakalı yorum yapmadı. Çorba içli köfte de çok güzeldi.
Çok güzeldi. Hiç siz tatlı böyle mi? Az pişmiş ekmediniz mi? Açtınız. Aa Bahar'cığım demek ister. Öyle bir şey oluyor ki bazen öyle durumlar oluyor ki güzel yapmış oluyor yarışmacı. Diğer yarışmacılar gerçekten rakip olduklarını evet. hissettiriyorlar. Aynen. Ve korkuyorlar benim ve gibi. De bilinçli olarak düşük puan ben veriyorlar ve tamamlayabilir miyim? Olumsuz yorum yapıyorlar. Ben de hepsini karşıma alarak diyorum ki çatışıyoruz. Hayır gayet güzel olmuş. Niye bahane buluyorsunuz? Neyini beğenmediniz? Daha geçen hafta yaşadık bunu. Neyini beğenmediniz mis gibi çorbanı diyorum. Çorban için konuşmuyorum ama içli köftem gayet güzeldi diyorsun ya ben böyle bir kalıyorum. Evet. Gerçekten olmamış bir içli köfteydi. Evet. Aşırı kalındı, evet, kuruydu, evet. iç harcı tam pişmemişti, tatsızdı, bir taneydi. Yani içli köfte, çorban bence fena değildi. Evet. Çorbaya ekşi buldunuz ama güzeldi. Buğdayı haşlanmıştı, yani, evet. kıvamında, tadında, tuzunda bir sorun yoktu. Ha belki soğuk gelse size daha çok. Çorban güzeldi, çorbana bir şey diyemem Allah için. Kimse görmeden. Aman değiştiriyoruz. Döktüm. Kimse görmedi. Herkes kendi kendiyle. Boş verin. Yani. Ay ben şanslıyım. Aynı şeyi çok üzgünüm ama.